Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruyla başlayalım. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Tiflis yani Gürcistan'da gerçekleştirilen Ethernet 2021 tatbikatının seçkin, gözlemci gününün ve kapanış töreninin gerçekleştirildiği duyuruldu. Bu kapsamda servis edilen videoyu da görmektesiniz. Diğer haberimiz kardeş ve dost ülke Katar, Türkiye'de ilk çinko eritme tesisinin açılışının yapıldığını duyurdu. Katar medyası cumartesi günü Doha ile Ankara arasında ekonomik ortaklığın başlattığı yeni bir projeden bahsediyor. Türkiye'de ilk çinko eritme tesisinin başladığı ifade ediliyor. Tesisin çalışmalara başladığı fakat tam anlamıyla bir ay sonra faaliyete geçeceği ifade edilmiş. El Cezire Mubesser'in resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından fabrikanın açıldığı ifade ediliyor. Katar'ın yatırımının 120 milyon dolar olduğu ifade edilirken daha sonrasında fabrikanın açılmasıyla birlikte yatırımın 235 milyon dolara ulaşacağı ifade edilmiş. Bakanımıza göre fabrika ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya başlamadan önce yani tam anlamıyla faaliyete geçmeden önce Türkiye'nin ihtiyaçlarının %38'ini karşılayacak, daha sonra yatırımın artmasıyla kendine yeter hale gelmesinin beklendiği ifade edilmiş. Türkiye'de ilk çinko işleme fabrikasının hayırlı olmasını dileyelim. Hindistan Dışişleri Bakanı'nın paylaşımını görmektesiniz. Kendisi kardeş ülke Kırgızistan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in daveti üzerine Kırgızistan'ın Bişkek kentine gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz cümlesini kullanmış. Verimli bir ziyaret olmasını beklediğini de ifade ediyor. Benzer şekilde ülkemizden TUSAŞ'tan yetkililer Nijerya ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayki Nijerya ziyaretinden önce Nijerya'da önemli görüşmelerin yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Abuja Büyükelçiliğimiz tarafından duyuru yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan ve Ermeni lobisinin Türkiye'nin talep ettiği 40 adet F-16 satışının engellenmesi için kampanya başlattığını gösteren bildirinin yine servis edildiğini görmekteyiz. Suriye Kurtuluş Cephesi Başkomutan Yardımcısı Seyfi Ebubekir, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza Resulayn ve Tel Abyad'ı özgürleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde beka için, bayrak için, mukaddes için, şehadet şerbetinden içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Yaşasın Özgür Suriye Devrimi ve Yaşasın Türkiye şeklinde kendisinden paylaşım gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda Rusya Federasyonu'nun Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen uçakla ilgili yaralılara acil şifalar diliyoruz paylaşımı yapılmış. Türk donanmamızın Preveze sınıfı denizaltılarının Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e gittiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada servis ediliyor. Bilindiği gibi denizaltılar istese denizin altından giderek bu geçişi gizleyebilir fakat gizli bilgi olmadığı için doğrudan suyun üzerinden gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Ekim'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Moskova'da görüşme gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Merkel'den İsrail yanlısı açıklamalar geldi. Merkel, İsrail'in güvenliği her Alman hükümeti için en öncelikli konulardan birisi olacak açıklamasında bulundu. Kendisi o kadar İsrail yanlısı ki İsrail hükümetinin kabine toplantısına bile katılmış bir isim. Kendisi bugün kabine toplantısına katıldı. Detaylara bakalım. Merkel veda ziyareti için geldi İsrail'de. İlk olarak Başbakan Naftali Bennett'la görüşürken ardından İsrail hükümetinin özel kabine toplantısına da katıldı. Merkel ve Bennett daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek haftaların İran nükleer anlaşmasının geleceği açısından belirleyici olduğunu dile getiren Merkel, İran'a derhal müzakere masasına dönmesi gerektiğine dair açık bir mesaj gönderiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Jinping'in de İran'ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekliyor. Kısacası İran'ın babalarına o da seslenmiş. Daha doğrusu Çin'in vilayeti İran'da diyebiliriz.
Diğer haberimiz İran'ın Ermenistan'la anlaşarak Dağlık Karabağ ile İran arasındaki karayolu bağlantısını sağlamak amacıyla Aras Nehri üzerine barajlar kurup köprüler açma planı ortaya çıktı. İran inşaatların Azerbaycan hükümetinden onay alınarak yapıldığını belirtse de Ermenistan ile anlaştığı ortaya çıktı cümlesi Rusya Araştırma Enstitüsü tarafından servis ediliyor. Yine dün haberini yapmıştık. Kaliber yani Azerbaycan hükümetine yakın bir kaynağa göre İran'ın 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı sırasında 17-18 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ın Zengilan topraklarına girerek Ermenilere zaman kazandırdığı ortaya çıktı. Paylaşımı yapılmıştı. Sözde Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yaşanan seller sebebiyle çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü ifade ediliyor. Yunanistan Devlet Haber Ajansı AMNA'ya göre Eğriboz Adası'nda dün başlayan ve bugün yoğunlaşarak devam eden yağışlar sebebiyle sel oluştu. Drone avcısı Fedai ilk uçuşuna hazırlanıyor. Türk savunma sanayi firmalarının sahip olduğu kabiliyetlerle geliştirilen ve harp başlığındaki yaklaşık 10.000 parçacık da tehditleri avlaması hedeflenen Fedai mühimmat sisteminin ilk kez Anadolu Ajansı tarafından görüntülendiği ifade ediliyor. Bu çalışmaların en önemli tarafının bu ürünlerin satın alınamadığı, yani istese de alınamadığı ifade edilmiş. Alsak da kullanamıyorsunuz, ihracat iznine bağlı, tasarımda alınan patentler nedeniyle çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geliyor. Biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyisi olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizma yapısı da diğer tüm ürünlerden farklı ve biz bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık. Ay sonunda drone düşürmek için bir test yapacağız gibi gibi yetkilden açıklamalar geldi. Dilerseniz videonun en sonundan izleyebilirsiniz. Diğer haberimize bakalım. Afganistan'da bir grup kadının Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından eğitim ve çalışma haklarına geri dönmek için protesto gösterisi gerçekleştirdiği duyuruldu. Kabil'in merkezinde bulunan şehri Nev Parkı'ndaki kadınların eylem yaptığı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. yıl dönümü toplantısına katılmak üzere Belgrad'a gelmiş durumda. Evet dostlar, dediğimiz videoyla sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Şimdi bu katlanan kanatlar, kanatların uçlarını kestiklerdi. Harp başlığı ön tarafta yer alıyor. Seeker tarafı önde. Kamikaze İHA'ları durdurmak, düşürmek için yapılmış bir koruma sistemidir. Bu İHA'lar son yıllarda çok hızla gelişti. Bunların otonom uçanlarını özellikle otonom ve sürü halinde uçanlarını durdurmak neredeyse imkansız hale geldi. Bildiğiniz gibi işte geçen sene Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine yapılan saldırıda Amerikalıların Patriot'ları bile bunları engelleyemedi. İki tane rafine devre dışı çıktı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi %50, dünya petrol üretimi %10 düştü. Eğer Amerikan rezervlerini açmasalardı dünya petrol krizine gidiyordu. Yani şu gördüğünüz İHA'ların o kadar küçücük İHA'ların o kadar büyük dev efektleri, etkileri olabiliyor günümüzde. Bunları düşürmek tabii çok teknolojik ürünler olduğu için bir sürü yöntem geliştirildi. Ama bu yöntemlerin en etkilisi bunlara karşı, bunları patlatan, havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı. İşte Uzak Doğu'dan, Amerika'dan, Avrupa'ya kadar. Biz bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı, bu geliştirilen ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Export regülasyonuna tabi, ambargolara tabi. Daha da öte IP hakları. İşte bunların tasarımlarıyla ilgili alınan patentler nedeniyle ya çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geldi. Daha da ötesi bu bedelleri ödeseniz bile kısıtlamalar, ambargolar gündeme geldi. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında bence tabii subjektif bir konuşma olacak, en iyi çözüm olarak gördüğümüz bir çözüm. Bizim yaptığımız bu İHA Killer'ın Fedai adını verdiğimiz tümüyle kanat yapısı ve izleyici takip mekanizması yapısı
diğer tüm olanlardan farklı. Ve biz de bunu zaten patente döktük. Bu konuda iki tane patent başvurumuz.